Merhabalar. Şimdi yaptığımız PVM uygulamasını MicroPython üzerinde yapmaya çalışacağız. Bakın hatırlarsanız MicroPython'la olan ilk videoda gerçek pin numaralarıyla kütüphaneden gelen değerlerin farklı olduğunu söylemiştik. Yani Arduino IDE için oluşturulmuş kütüphaneden normalde şu D0 dediği aslında başka bir bacak. Gerçek sıfır bacağı, D0 bacağı şu D8'e karşılık geliyor. Bu da sıradan 7. pine karşılık geliyor demiştik. Şimdi bağlantıyı yaparken artık buraya değil de MicroPython için yapacaksak eğer şu 7 numaradaki bacak artık hangisine denk geliyorsa tabii baktığımız zaman da muhtemelen bu D8'e alt taraftan bakıldığında şu an breadboard'un üzerinde yazmıyor, alt tarafında yazıyor. D8'e karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi ben buradan yorumlayıcıyı seçtim. ESP32 MicroPython. Zaten ilk videoda bu FineWare güncellemesini nasıl yapacağımızı anlatmıştık. Bakın şuradan portu seçiyoruz. Install diyoruz. Şuradan yine portu seçip buradan browse'dan dosyanın yolunu gösteriyoruz. Şöyle tıklayalım. Bakın burada deneyap isimli klasörün içerisinde var. Buna tıklayıp başlattığımız zaman Python interpreter'ını içerisine yüklemiş olacak kartın. Tamam, bunu kapatalım, artık gerek kalmadı. Bakın Arduino IDE ile kodlarını karşılaştırdığımız zaman burada kodların çok daha basit bir mantıkta olduğunu görüyoruz. Burada PVM kütüphanesi var zaten. Machine kütüphanesinin içerisinde, daha doğrusu PVM fonksiyonu var. Bakın bizim Arduino IDE kodlarımız bu şekildeydi. Oysa ki MicroPython kodları çok daha az, 10 satır kodda ve basit bir şekilde yapılıyor. Burada kütüphaneyi ve time modülünü eklemiş. LED atama işlemi yapılmış. LED isimli bir değişken oluşturulmuş. Pin 0 atanmış buna. Yani biz pin 0'ı kullandığımız için bunu da PVM'e dönüştürüp at demişiz. Sonrasında for i in range deyip 0'dan 256'ya, sonra da 255'ten geriye doğru saydırma işlemi yapıyoruz. Tabi burada son değeri almayacağı için en son 255'te bitecek. Burada da son değeri almayacağı için 0'da bitmesi lazım. Şunu eksi 1 yapalım. Eksi 1'e kadar 1 azalsın. Sonra LED'in parlaklığı, yani bu duty fonksiyonu da atama işlemi yapıyor. Daha doğrusu parlaklığıyla ilgili, PVM ile ilgili işlemi yapıyor. Çok kısa bir bekletme koyduk burada. Şimdi kaydedelim. Farklı kaydet. Bakın MicroPython cihazı diyor. Şu bir numaralı dosyanın içerisine kaydedelim. Şuna kaydedince sonradan müdahale edemiyoruz. FineWare atmak gerekebiliyor. O yüzden farklı bir dosya içerisinde yapmakta fayda var. Üzerine yazalım. Zaten açık diyor bu. Bu dosyaymış. Tamam, bu şekilde kaydettiğimizi varsayalım. Dilersek bilgisayara da kaydedip çalıştırabiliriz. Yükledik kodları. Bakın şu an LED'in parlaklığının artıp azaldığını görmeniz lazım. Tabii şeye bak. Evet, şu an gözüküyor. Bazen Droidcam kilitlenebiliyor. Bu şekilde yapabiliriz. Arduino kodlarıyla karşılaştırma bu şekilde. Şayet bir hayırsever çıkıp bu MicroPython içinde güzel bir kütüphane yazarsa biz de bu deney kartın bacaklarını verimli bir şekilde, yani bu diyagramda olan orijinal şekliyle de kullanabiliriz. Pardon. Şurada. Sonradan oluşturulan deney kart için oluşturulan pin numaralarını da kullanabiliriz. MicroPython uygulaması da bu şekilde.